Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlilhu fela hâdiye leh. Ve neşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûluh. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teâlâ ve berekâtuh. Saodatning sabablari deb nomlangan darsimizni bugun 29-si. 29-chi sabab va kadalika ja'alnakum ummatan wasata. Shuningdek sizlarni o'rta adolatli bir millat qildik. Birodarlar, dinimiz vasatiyya dini. O'rtacha yo'lni tutadigan din. Ifrot ham yo'q, tafrit ham yo'q. Bu dinda bo'sh qo'yib yuborish ham yo'q, bir yo'la qatirib tashlashlik ham yo'q. İnsonga hadiya berish uchun biror sabab kutish shart emas. Zero Nabi sallallohu alayhi va sallam o'zaro hadayalashinglar, o'rtalaringizda muhabbat paydo bo'ladi deb bejiz aytmaganlar. Bu borada sizga Zamzam do'koni yaqindan yordam beradi. Bizning do'kondan Qur'oni Karim, kitoblar, joynamoz, tasbih, Zamzam suvi, turli to'plamlarni topishingiz mumkin. Agar siz musofirda bo'lsangiz, sizning nomingizdan uyingizgacha borib tabriklab berish xizmatlarimiz bor. Ota-onangiz, yaqinlaringizni kutilmagan sovg'alar va e'tiboringiz bilan shod eting. Ha, aytgancha, bizda narxlar hamyonbop. O'zbekiston bo'ylab uyingizgacha bepul yetkazib beramiz. Murojaat uchun 95 kodi bilan 005 38 38. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Astagfirullah. Va kadalika ja'alnakum ummatan wasata." Shuningdek, sizlarni o'rta bir millat qildik. Adolat. O'rta yo'lni tutishlik, o'rtacha bo'lishlik. Adolatni aql ham, shariat ham talab qiladi. Adolat nima? Chuqur ham ketmaslik, beparvo ham bo'lmaslik. Kamchilikka ham yo'l qo'ymaslik, oshirib ham yubormaslik. Adolat nima? Adolat har bitta haq egasining haqqini ado qilishlik. Har bir narsani asl qiymati bo'ladi. Har bir narsaga uni asl qiymatini berish kerak. Oshirib ham yubormaslik kerak, kamaytirib ham yubormaslik kerak. Biz hayotimizda juda ko'p ishlar bor, siz bilan bizni o'rab turgan. Uning ichida muhimlari bor, unchalik muhim bo'lmaganlari bor. Birinchi o'rinda turadiganlari bor, ikkinchi o'rinda turadiganlari bor. Mana shu har bitta narsani o'zini haqqini, o'zini qadrini bilsak, o'zini o'rniga qo'ysak, siz bilan biz albatta saodat topamiz. Biz uchun eng muhim bo'lgan ishlar nima? Iymonimiz, tinchligimiz, sog'ligimiz, farzandlarimizning tarbiyasi. İlim marifat o'rganishlik, ilim marifatli bo'lishlik. Undan keyingi ishlar. İkinci darajali ishlar nima? Kiyimingiz rang-rangiga to'g'ri kelishi, mashinangiz polirovkasini tekis turishi. Bu ikinci darajali narsalar. Har bir ishda o'rtacha bo'lish kerak. Hayotda bo'layotgan ishlarga biz munosabat bildirayotganda hissiyotlarimizni jilovlab olishimiz kerak. Bizni tilda aytganda emotsiyaga berilmaslik kerak. İnsonning saodatini yo'q qiladigan narsalardan bittasi his tuyg'ularga berilib ketishlik. Hissiyotga oshcha berilib ketishlik. Bolangizga doim qattiq qo'l bo'lsangiz ham bo'lmaydi. Doim yumshoq muomala qilsangiz ham bo'lmaydi. Ikkalasini teng ushlashlik kerak bo'ladi. Shuning uchun birodarlar, kim baxtli hayotni xohlasa, hissiyotini, ehtiroslarini jilovlab olishligi kerak. Roziligi-yu g'azabida, quvonchi-yu qayg'usida adolatni ushlash kerak. Chunki sodir bo'layotgan hodisalarga munosabatlarda haddan oshishlik, chegaradan chiqishlik nafsga zulm bo'lib qoladi. Shuning uchun o'rtachaligini lozim tutish kerak, mana shu to'g'ri yo'l bo'ladi. Yana bir marta o'qib beraman. Muhabbatni ko'zi ko'r, nafratni ham ko'zi ko'r. Shariat ham o'lchovni yo'lga qo'ygan. Hayot ham birodarlar adolat ustiga qurilgan. Havoi nafsiga bo'ysunib, hissiyotiga berilib ketgan, hissiyotiga egilib qolgan insonlar hech qachon joni tin olmaydi. Bunaqa odamlar aql hushi bilan, fikr mulohazasi bilan ish yuritmaydi. Bunaqalar hissiyotini talabiga ko'ra ish ko'radi, emotsiyasi bilan. Agar bunaqa odamlar hissiyotini, emotsiyalarini jilovlay olmaydigan bo'lsa, ana shu hissiyotiga berilib ketib ish qiladigan bo'lsa, qanaqa holatlar bo'ladi, bilasizmi? Ana shu hissiyoti qaynab turgan paytda o'ylamasdan gapirib qo'yadi. Masalan, taloqda.
Cahili çıkkanda, gazabı kekende, özünü cilavlayı olmadı da, hissiyat geberildi, talakta da hatını gel. Şimdi körün geldi ondan kengi muammanı. Uyuk kabarı soruyordu, uyuk kabarı yol soruyordu, bu damla kabarı yol soruyordu, o kıladı, bu kıladı. Üç payıttı, hissiyat yine az yine cilavlayı öz yine basu alıdı, öz yine üşav alıdı, şu muamma yok idi. Hissiyatını cilavlamazdan, ortaçı yolda tutamazdan, şu hissiyatı ki belip getken adam, kızışıp getken payıttı, özge keremesini sana şart satı aladı. Yapamasam özge kereye boyan asana şart satı varadı. Şunun için hissiyatını cilavlaşılı gerek. Şunun için akıl bilen iş tutuş gerek. Akıl bilen iş tutuş degeni burada adaletini üçleş degeni. İnsan iki de halatta özünü tutan bir kaladı. Aşça kursan bulup gitken de ve aşça hafı bulup gitken de. Aşça gazablanıp gitken payıttı. Bana şu payıttı hissiyatı alenge bulup gitmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne de gelirler bana şu meselede? Uzat etkenler min İkide ahmakana kıçkırgıdan kaytarıldım. Biri nimet gelgeni de, ikincisi musibet gelgeni de. Demek ki ikide halatı insan tayilip getirdi, hissiyatı geberilip getirdi. Kursan bop getgeni de, sahavat tutup getirdi, al senge, al senge de varadı. Gazabı kegen de, ya ki bir musibet kegen payıttı, özünü tutan bir haladı. Bana şu ikide halatı insan özünü cilavlayı alsa, hayatı cüdeyem asuda geçerdi. Bir insanı Allah Teala temperamentini yıkayan, cahili tez çıkıp getirdi, kaynar, sen nasıl ki lapat yanıp getirdi. Kimdir? Soğuk kan, kızış mıydı, spak oyunu duradı. Bunun işi zor. Ama acırda malanınki köpürak, eğer özünü basvasa. Çünkü tabiatı tezkar iş kılı yaptı da. Özünü basval dedi ya, halı kıpya yani, otur, özünü basval, özünü basval, otur, otur, çukur, çukur, ne pas al. On geçe sana, özünü basval, ha, özünü geke indi yapar. Peygamberimiz dediler, hakiki sabır ilk zarbada buladı. Kursançılık yegende bir de zarba, öz yüzü tutu alın. Musibet kınçılık yegende yana bir de zarba, öz yüzü tutu alın. Şu ikkalasından bittesi üstün yegende öz yeni cilavla alışın kereye buradır. Katta kursançılık yegende vakitte özünü tutu aladı yan kişi var. Katta musibet düşer bu yapayette, özünü yok atıp koymuyor kişi var. Bana şu adamlar barkaralı imartabası yeterdi. Bana şu adamlar nafsadan galip buluş baktı gelişerdi. Demek saadet gelişerdi. Allah da Allah insanını aciz kılıp yarattı. Ve cezaveye çüştürüşlüğünü haberini verdi. Eğer insanın boylik, kursançılık, mansab, martaba etse, bakırlığı tutup pişik olup getirdi. Eğer musibet kep olsa, bir sabır bulup cazaba geçip getirdi. Estağfirullah. İnnel insana huliqa halu'a. İzâ massahu şerru cazu'a. Ve izâ massahu l-khayru manu'a. İllel musallin. Siz bilen bizi yaratken parvardigarımız, bizi, tabiatımız nimi ekenliğini, biz nimi ekenliğimizi bayan kıl yaptı bizge. Dar hakikat insan, betaqat kıl yaratılgandır. Kaçan onge yamanlık yetip kalsa, o öte besabırlı kılıyorçudur. Kaçan onge yakşılı yetse, öte men kılıçu bakıldır. İllel musallin. Fakat namazhanlar buna kabul miydi? Namazhanlar özünü basu aladı. Boyup getken diyen bir kıl, kembağıl up getken diyen bir kıl. Kursan bop getken diyen haddi daş mıydı? Korkup getken diyen düşkünlük yetiş miydi? Buna kadar namazın adamlar faravan günüge şükür keltiradı, musibetli günüge sabır kıladı. İkala halat diyem bir kılturadı. Şimdi hissiyatını cilalayamayan adamlar ki, buna kadar adamlar hayacan gibi veriladı, maşakkat gibi düş yapıp kasa. Tez de halı harap olup kaladı, sıkılı uğradı, uykusunu yok atadı. Gazablanken kişi özünü duygusunu basamaya kaladı, bakır çakır kaladı, atraf değerlerden alamını aladı. Şu payıtta içi de yaşlanıp durgen yaman kemçilerini kös atıp koyadı. Hursançili payıtta da özünü cila olamayan adam yengilteyi bop kaladı. Özünü tutamaya kaladı, neticede kadar şükretedi. Can barcağıda, cancel barda yendik. Adamlar da orası da elbette kelişimalçiler sadır bop duradı. Bu bar nasıl? Eğer ana şunday halatta özünü cilalı olmadığın bu sen, adaletli olmadığın bu sen, vasati olmadığın bu sen, ahvali nima bo'ladi? Adamlar da ortasında münasebetler buzulup kaladı. Yani aşinin bilen, dostin bilen, hoşinin bilen az yine bir arazlaşıp olasan da,
Şunda hissiyotingni jila olmagan bo'lsang, o'sha qo'shningni, oshningni yoki do'stingni faqatgina yomonini gapirib yuradigan bo'lib qolasan. Avvalgi qilgan ulpatchilik, avvalgi o'rtadagi mehr-muhabbat, qadr-qimmat degan narsani shart ko'z yumasanda hammasini unutib tashlaysan. Bir-birini ayblashni boshlaysan, fazilatlarni o'chirasan. Aytdik-ku, muhabbatni ko'zi ko'r, nafratni ham ko'zi ko'r. Yaxshi ko'rgan odamingizni faqat fazilatini ko'rasiz. Yomon ko'rgan odamingizni faqat aybini ko'rasiz. Agar biz aytayotgan shariat bizdan talab qilgan vasati yo'lda turadigan bo'lsangiz, ha, to'g'ri sizni xafa qilib qo'ydi hozir. Lekin avvalgi qadr qiymati ham bor-u, zaslugalari bor-u. 20 yil ulfat bo'lgansiz. Endi ona odam kelib turib yomon deb qo'ysanglar, yomon deb turib olasizmi? Endi qarang, siz bilan 30 yil muomala qilib turib, 20 yil muomala qilib turib, bularda siz yomon ko'rishni boshladimi? Yomonlashni boshladimi? Demek u sizga ulfat bo'lishiga loyiq odam emas. Narq pas odam ekanda, 30 yildan beri tanirding-u meni deysiz-da. Kelib bir oy yomonlab qo'ysanglar, yomon deyapsan, deyaptimi? Demek u siz bilan muomala qilishiga arziydigan odam emas, esdan chiqaravering. Xursand bo'ling, Alloh taolo narq qilib qo'yibdi uni odamni sizning oldingizdan. Bo'ladimi, bo'lmaydimi? Chunki agar inson aqlini ishlatmasa, fikr mulohazasiga yo'l bermaydigan bo'lsa, haqni yo'qotib qo'yadi. Chunki aytdik, muhabbatni ko'zi ko'r, nafratni ham ko'zi ko'r. Ammo o'zini hissiyotlarini jilovlagan odam, vasati yo'lini ushlagan odam shoshilmaydi, aqli bilan ish yuritadi, holatni oldi orqasiga qaraydi, to'g'ri xulosa chiqarishlikka harakat qiladi. Mana shu birodni yaxshi ko'rib qolish, yomon ko'rib qolish masalasida-da Nabiy sallallohu alayhi vasallamning hadislari bor. İmam Tirmizi'den. Uzat etediler. Ahbib habibeke havnemme. Dostiyini ortaça yakış görgün. Bir gün gelip o seni düşmenine eğlenip alışın mümkün. Düşmenine ortaça yaman görgün. İhtimal bir gün o dostiyine eğlenip alışın mümkün. Bunu ne de gene? Hemme işinde ortaça bol de gene. Yakış göresem ortaça yakış gör. Yaman göresem ortaça yaman gör. Çünkü özgarip alışın mümkün halat. Alloh taolo aytadi: "Astagfirullah. Asallohu an yaj'ala bainakum va bainal ladina a'adaytum minhum mawadda wallohu qodir wallohu g'afurur rahim." Ehtimol Alloh siz bilan sizlar dushmanlashib yurgan kimsalar o'rtasida bir do'stlikni paydo qilib qo'yar. Alloh qodir, Alloh mag'firatli, mehribondir. O'rtacha bo'lishlik kerak. Musibat kelganda jazoga tushsam o'rtacha, xursandchilik kelganda unga quvonish ham o'rtacha. Ammo havoi nafsiga bo'yinsungan, hissiyotiga tamomiy bo'ysunib qolgan odamlarning nazarida voqea hodisalar kattalashib boraveradi. Shuning uchun bular to'g'ri fikr yurita olmay qoladi. Ularda qalbida gina kudorat, har xil o'y-xayollar, adovatdan iborat dahshatli janglar sodir bo'ladi. Va bunaqa odamlar doimiy suratda xayollar va vahimalar ichida kun kechiradi. Bularning nazarida hamma ularga qarshi dushman. Hamma unga nisbatan fitna uyushtirayotganday tuyulaveradi. Ko'risha olmaydi bizni deydi. Ha, sen kimsan seni ko'ra olmagani? Bizni ko'ra olmaydi, bizga hasad qiladi. Nima bor sen hasad qiladigan? Yahsabuna kulla sayhatan alayhim. Har bitta qishqirig'ini bizga kelayotgan balo deb qabul qilaveradi. Seni borligini bilmaydi ham odamlar o'zi aslida. O'zingga bahoni katta berib, hammani o'zingga nima deb bilasan? Dushman deb bilasan. Demek bu odamlar aşı vasatiylikdan, biz aytayotgan shariat talab qilgan vasatiylikdan chiqib ketgan. Holatga, voqealarga, hodisalarga to'g'ri fikr bildira olmaydi. Chunki bir tomonga og'ib ketgan bu odamlar. Hamma unga nisbatan fitna uyushtirayotganga o'xshab tuyulaveradi. Butun dunyo senga qarshi, hamma seni poylab turibdi. Shuning uchun doimiy vasvasada, xavotirda. Bunaqa odamlar hech qachon saodatli kun kechirmaydi. G'amdan, qo'rquvdan iborat pardasi ko'zining oldidan hech qachon ko'tarilmaydi. Ko'ning xotirjam bo'lsin birodar. Hissiyotga berilma. Seni qo'rqitadigan, vahimaga soladigan, noxush xabarlar keladigan bo'lsa, bir narsani aniq bilgin. Tavrotda shunday yozilgan. Aktaru ma yuxof la yakun. Odatda odamlar sodir bo'lishidan qo'rqib vahima qilayotgan ishlarning ko'p qismi bo'lmaydi. Qaytarib beraymi? Odamlar unday bo'lar ekan, bunday bo'lar ekan deb vahima qilayotgan ishlarni ko'pi odatda bo'lmaydi. Inson ustiga vahimali xabar kelsa, ustiga qo'rquv kelsa,
yo xursandchilik xabari kelsa, yaxshilik kelsa, o'zini jilovlab olishni bilish kerak. Hissiyotga berilmaslik kerak. Chunki hissiyotga berilgan odam, emotsiyaga berilgan odam musibatga tushib qoladi. Xursand bo'lib ketganda ham xato yo'l qo'yib qo'yadi, ha? Qattiq qo'rqib ketganda ham xato yo'l qo'yib qo'yadi. Demak, odamlar vahima qilayotgan ishlarni ko'pi odatda quruq vahima, quruq gap bo'lib chiqadi xolos. Undan tashqari birodar, sen sodir bo'lishdan qo'rqayotgan hodisani avvaldan taxmin qilding. Shunga o'zingni tayyorlab olish imkoniyating bor. Shunday bo'lsa, nima bo'pti-da? Ketaryamiz, yarim pulimga kuyaman ekan dedi-da, o'zini psixologik tayyorlab olish imkoniyati bor. Agar shunda seni qalbingni ezib tashlaydigan voqea sodir bo'lmasdan avval ruhiy ezilishdan qutulasan. Ya'ni kasal bo'lmasdan turib azobga qolib ketmaysan, o't yonmay turib kuyib ketmaysan. Manaqa bo'lar ekan dedi-da, o'zini tuta olmayapti. Hali bo'lgani yo'q, o'sha tugayapti bu. Monopulimga kuyaman ekan, monoproblema bo'lar ekan deb turib, hali problema bo'lmasdan turib musibatga tushib oldi. Shuning uchun birodar, har bir narsaga o'zini bahosini ber. Har bir narsani o'zini holicha bahola. Voqealarni, hodisalarni, muammolarni kattalashtirib yuborma. Adolatli bo'l, haqsizlik qilma. Hissiyotlarini va tuyg'ularini boshqara oladigan, har narsani adolat tarozisiga solib, har narsani o'z o'rniga qo'ya olgan kishigina haqni ko'ra oladi. Sen kelishidan qo'rqayotgan, vahima qilayotgan narsa hali sodir bo'lmadi. Shuning uchun qo'g'irilmay tur. Ehtimol u narsa bo'lmas. Ehtimol bo'lsa ham sen o'ylaganchalik og'ir kechmas. Suvni ko'rmasdan turib etigini yechmay tur. Ko'prik yetmasdan turib o'tishga harakat qilmay tur. O'zingni bosib ol, hissiyotga berilmagin. Chunki ko'p vahima uydirmalarining haqiqati asosi bo'lmaydi. Kim baxtli hayotni xohlasa, hissiyot va ehtiroslarni jilovlab olish kerak. Roziligi yu g'azabida, quvonchi yu qayg'usida adolatni ushlash kerak. Chunki sodir bo'layotgan hodisalarga munosabat bildirishda haddan oshishlik va chegaradan chiqishlik nafsga zulm bo'lib qoladi. Shuning uchun o'rtachalikni lozim tutgin birodar, mana shu to'g'ri yo'l bo'ladi. Saodatning 29-chi sababi va kazalika ja'alnakum ummatan wasata. Shuningdek sizlarni o'rta adolatli bir millat qildik. Har bitta ishimizda adolat bo'lsin. Biz o'nga ham chopqa ham og'maylik. Ifrot ham tafrit ham bo'lmasin. O'rta yo'lda ushaylik. Kim baxtli hayotni xohlasa, hissiyotlarini va ehtiroslarini jilovlab olishligi kerak. Rozi bo'lganda ham, g'azablanganda ham, xursand bo'lganda ham, qayg'uga tushganda ham o'rtacha turish kerak, adolat ushlashlik kerak. Chunki hayotimizda sodir bo'layotgan hodisalarga munosabat bildirayotganimizda haddimizdan oshib ketsak, biz o'zimizga o'zimiz zulm qilib qo'ygan bo'lamiz. Hissiyotlarga berilib ketmaslik kerak. Shuning uchun o'rtacha yo'lda tutish kerak. Aqulu qawli hada va astag'firulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatulloh.